Hatta sizin bu eğitimi almadan önce hocam neredeyse böyle diyordum, bu işte geçmişte aldığım eğitimler ya bunlar çok harika, bütüne insanlara çok güzel katkılar olur. Yani demek ki oralara girmememin bir sebepleri varmış. Ya o kadar diyordum ya, çok faydası var. Ya, bayağı bir eğitimler aldım. İsmini de artık söylemek istemiyorum. Sildi süpürdü götürdü. Sonra sizin eğitim aldıktan sonra hocam aynı şekilde ben de insanlara şunu diyorum. Refik Korkmaz eğitimleri Anadolu'dan çıktı. Frekansı 100. Da gruplarımız olduğunda da diyorum, diyorum arkadaşlar orada başka bir şey paylaşmayalım. Frekansımızı düşürüyor. Yeni eğitimler çünkü diyorum başka yerlerden gelme, Pegasus'tan gelme, Amerika'dan gelme, işte bilmem nereden gelme. Onlar frekansı 0.80. Bunların içinde her şey var. Çünkü siz de diyorsunuz hocam sıfır işte, yani sürgenler 10 var, 20 var. Hepsi giriyor 10.80. Belki 80-90 çok güzel. 90-100 yani bizim eğitim frekansı 100. Ve insanlara da artık şunu söylüyorum. Ben bir tane eğitim vermek nasip oldu geçen hafta. Modül 1, modül 2. Hayırlı Orada da olsun. aynısını anlattım ve karşıdaki giyicinin ayakları kesildi. Lehvi mahfuza gitti geldi. Tam derin bir kanal çıktı. Hatta eğitimlere söz verdiğinden dolayı bir koştuk kanal alacakmış. Söz verdiğinden dolayı alacağım dedi. Dolayısıyla inşallah o da bu yoldan gidiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu da bir açılım geldi hocam. Aslında şu an bu eğitimler nelere vesile oluyorsunuz? Demek ki biz hayatı tamamen yüzeysel yaşamışız. Örneğin diyelim ki Kur'an anlatıldı ama yüzeysel anlatılmış. Veya da tarih anlatıldı, hep yüzeysel, hep böyle dış, 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 dış. Şu an siz örneğin burada çok güzel bir şey açtınız hocam. İlyada Destanı'yla dediniz ki bakın bu bilinç dokunduğunda böyle, bilinç altında bakımda böyle. Demek ki şu an aslında tabii biz yaşımız ellerle de çok şükür ama hani biz de başladık bir yerden. Bu altlara doğru bir yayılım olabilir, tek çocuklara doğru. Bakın işte bir böyle bakış var, bir de böyle bakış var. Hani bir şey söyleniyorsa bir de onun bilinç altı durumuna bakalım. Şu an ben artık diyorum yakaladık bir yerden, buradan sonra ne yapabiliriz? Ben hatta şunu da söylüyorum, Kur'an mealleri falan yapılıyor hocam. Onların bence bir daha böyle dönüp baştan yapılması lazım. Veyahut da Doğru. işte bir hadis okunuyorsa dini boyut olarak ya da bir tarih ya da herhangi bir şey söyleniyorsa ya da bir söz, atasözü, bunların derinlerine dalıp aslında buradan şu da çıkıyor hocam. Bu şekilde biz bu dünya hayat okulunda ben öyle diyorum, yüzeysel yaşıyoruz ve biz hiçbir şey öğrenmeden maalesef maalesef bütün hayatımızı heba ediyoruz. Onu anladık. Bu çok gerçekten de harika bir açılım oldu. Umarım bütün her yere kim ne yapıyorsa, üniversiteler olabilir, bu hangi dini adamlar olur veyahut da ne bileyim kendini alim veyahut da kendini bilim adamı veyahut da bir anne babalık olsun, bir başka bir şey olsun, hangi rollerimiz varsa daha da böyle derinlerine girip yani nedir oralara varıp ulaşmak ve gerçekten hayatı, ben Erol'um, evet ben Erol olarak yaşamak istiyorum. Neden geldim işte? Bu derinlere indiğimiz zaman daha da hayatımız anlam, daha da manalı bir şekilde geçmiş olacak hocam. Şu an bana bu açılım geldi. O yüzden ben sizin varlığınıza şükürler olsun. Minnettarız Var olsun, gerçekten. şükürler olsun. Böyle bir şeyi bize hediye ettiğiniz için, böyle bir açılıma, insanlığa, bütüne müthiş bir katkı. Umarım her taraf, herkes hangi rolde olursa olsun bu açılımı, tamam buradaki İlyada Destanı, evet ama başka annelik de olabilir bu arkadaşlık da olabilir, böyle profesörlük de olabilir. Hani alt tarafta ne var? Yani özde ne var? İnşallah insanlar oralara doğru gitmesi ne bir yol açtı diye görüyorum hocam. Amin. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim değerlendirmelerinize. Ve şimdi arkadaşlar,